Merhaba, nasılsınız? Bugün sizlerle beraber tahin pekmez yapacağım. Hepiniz biliyorsunuz tahin pekmezin nasıl yapıldığını. Zaten hani benim naçizane şeyim. Ben nasıl yapıyorum tahin pekmezi ve nasıl bir tahin tercih ediyorum onu göreceğiz. Öncelikle tahinimiz var. Bu kavrulmuş susamdan değil de beyaz susamdan yapılmış bir tahinimiz var. Bunu yeni çektirdik, dün akşam çektirdik. Gözümüzün önünde çektirdik. Hani ben sizin gibi hazır satın almıyorum. Kendi gözümün önünde çektirip alıyorum. O yüzden de şimdi dün geceye dönelim. Bir videomuzu izleyelim. Hemen dönüyoruz geri. Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi benim tahini çok sevdiğimi biliyorsunuz. Buradan bakın, yerli susam. Yerli susamdan, Kütahya'dan gelen yerli susamdan tahinimizi özel olarak makineyle gözümüzün önünde çektiriyoruz. Burada makinesi var. Makinesinden çekiyoruz. Bu şekilde yiyoruz. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Bizdeki olayımız bu. Evet, videomuzu izlediniz. Siz de gördünüz. Tahinimizi orijinal tahin olduğunu biliyoruz. Ve şey yapıyoruz. Ve hani biz kapalı olarak değil de kendimiz açıktan alıyoruz. Şimdi pekmezimiz de aynı şekilde. Ne yapıyoruz? Memleketimizden getiriyoruz. Sıvı veya ben en çok da pekmez işte bu katı, bu sıvı. Ne pekmezi olursa olsun, karadut olabilir, üzüm olabilir. Ne pekmezi olursa olsun tahin pekmez yapabilirsiniz. Ama en çok yakışan tabii üzüm pekmezi. Elimizde bizim karadut pekmezimiz var. Biz karadut pekmeziyle yapacağız bunu. Hepsinin tatlılık oranı değişik. O yüzden de karışım oranları farklı olacaktır. Yani onu deneyerek yapacağız. En önemli şeylerden bir tanesi de yeteri kadar yiyeceğiz. Yani bunu bekletmeyeceğiz. Biz şimdi bu hazırladığımız tahini üşenmeyeceğiz. Her kahvaltı yaptığımızda, yani kahvaltı yaparken haftada 2 günden fazla tüketmeyin yine. Cumartesi pazar evdesiniz mesela ya da pazar kahvaltısını tercih edebilirsiniz bunu. Yani haftada 2 gün en fazla yiyebilirsiniz. Fazla yemeyin o kadar. Şimdi haftada 2 günden fazla yani. Daha çünkü yazın bir sürü yiyecek var. Domates, salatalık, işte bir sürü türlü kahvaltılıklarımız var. Veya kahvaltıda ben mesela yemek tercih ediyorum. Bugünkü kahvaltıda mesela türlü tercih ettim. Eşim dün hazırlamış. Ama çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum ben. Hani lif açısından da. Şimdi gelelim konumuza. Ben tahini gördünüz nasıl bir tahin olduğunu. Buradan yapıyorum. Gerçek tahinimiz. İçinde yağıyla beraber. Eğer siz aldığınızda dibini mutlaka karıştırın. Yağı üstüne çıkacaktır tahinin yağı. Tahinin yağında cilde sürüldüğünde iyi geldiğini söylüyorlar. Şimdi belirli bir miktar karıştırdık, altını üstüne ettirdik. İnşallah ağzımızı yüzümüze bulaştırmadan yapacağız biz bunu. Şimdi sizin için masada yapıyorum. Çünkü evet, bu kadar yeterli. Hemen kenarından aldık. Gerçekten çok güzel detayın. Ben böyle sade de yiyorum ama siz yiyemezsiniz. Sası yapacaklar sizin şeyinize. Evet. Tahinimizi aldık. Yiyebileceğimiz kadar hazırlıyoruz. Eğer beklediği zaman bu veya oksijenle temas ettiği zaman ağzını kapatsanız dahi katılaşacaktır. O yüzden yiyebileceğiniz kadar. Biz şimdi 4 kişilik bir aileyiz. Bunu 4 kişi rahatlıkla yiyebilir. Şimdi karıştıralım. Bakalım. Önce bir karıştırıyoruz. Bakın ne kadar güzel kıvam aldığını göreceksiniz. Pekmezi çok fazla da atmayın. Az da atmayın. Bence şu anda iyi. Çok fazla karıştırmıyorum ben. Sizin tercihiniz nasıldır bilmiyorum ama ben çok fazla karıştırmıyorum. Ekmeğimizi aldık. Ekmeğimizi de özellikle ben şimdi gittim aldım. Kara fırın ekmeği yani odun fırınında yapıldı. Ekmek. Bir de ekmeği bıçakla kesmeyin arkadaşlar. Ekmeğin kendi özelliğini yitirtmeyin. Elinizle kesin. Elinizle parçalayın. Koyun mutlaka elinizle parçalayın bunu. Fazla böyle pufudukluğunu gidermeden parçalayın. Hani ben mesela fazla ekmek yemiyorum ama tahinle birlikte gerçekten ekmek çok güzel oluyor. Kuru fasulyenin yanında çok güzel oluyor. Mesela patlıcanla beraber çok güzel oluyor. Musakkayla işte şey siz biliyorsunuz. Ve bu ekmeği tercih ediyorum. İşte tostta biliyorsunuz. Tam buğday ekmeğini tercih ediyorum. Şimdi sizin için tadına bakacağım. Fazla karıştırmadım. Bu kadar şey yapmadım. Bakalım tadı nasıl olmuş. Pekmeze ihtiyacı var mı yok mu? Önce bir deneyeceğiz.
Tat durumu nasıl olmuş? Bayılıyorum ben ona. Kusura bakmayın sizce. Hatta pekmezi biraz fazla bile olmuş. Ama güzel. Güzel. Bu tat güzel. Üzüm pekmezi olsaydı daha güzel olurdu. Bu memleketimizden yetiştiriyoruz. On numara arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hazırcılığa alışmayın. Kendi tayınızı kendiniz çektirin. Kendi pekmezinizi de kendiniz memleketinizden getirttirin. Mutlaka bunları yapın. Hazırcılığa biz karşıyız. Ve bunu mutlaka bugün bitirin bunu. Yani yarına kalmasın. Çocuklara veriyorlar bunu. Tahin pekmezden nefret ettiriyorlar. Ya sen kurumuş bilmem ne olmuş şey kendi çocuğuna veriyorsun. E çocuğun bir daha tahin pekmez yer mi? Şu lezzeti varken, şu lezzet dururken siz diğerini verdiğinizde şey yaparlar. Tahin pekmezden nefret ettirirsiniz. Kendiniz de keyif almazsınız. Bu şekilde tüketin. Bunu bugün tüketin veya en fazla yarına bile sarkıtmayın. Bu beklediğinde katılaşıyor. Hani ağzını kapatsanız dahi katılaşıyor. Tamam. Yani biz hatta biraz fazla bile kaldı hani video çekim için. Ben biraz da şu kadar miktardakine yarı yarıya bunu yapar ve bitiririz. Zaten 4 kişiyiz. Anca İnci zaten bitirir bunu. Bir şey kalmaz. Yani biz bunu bugün bitiririz. Diğer videolarımızda görüşürüz. Beni izlemeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.